Moskova-Kiev hattında kriz tırmanıyor. Türkiye ise Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor. Ukrayna'da hali hazırda 20 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunuyor. O vatandaşlar Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezlerince ya da bulundukları bölgeye göre büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklarca aranıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları soruluyor. Hayatını Ukrayna'da sürdüren Türklerden biri Ercan Ardınç. Ardınç 20 yıldır Donbas'ın yanı başındaki Mayropol şehrinde işletmecilik yapıyor. Beni Dışişleri'nden çağrı merkezine aradılar. Herhangi bir sıkıntınız var mı yok mu? Durumunuz nasıl? İş durumunuz nasıl? Eğer gitmek istiyorsanız Türkiye'ye yerinizi hemen ayırırım. Ben dedim çok sağ olun. Vatanımız sağ olduğu sürece biz sıkıntımız yok. Hatta bizi düşünmeleri çok güzel oldu. Yener Atıcı da 16 yıldır Ukrayna'da yaşıyor. Mayropol'de bir restoranı bulunuyor. Odessa konsolosluğundan aradılar dün. Arkadaşlar eğer bir sıkıntı varsa Türkiye'ye gitmemizde yardımcı olacaklarını söylediler. Biz de kendilerine burada bizim iş yerimizin olduğundan dolayı şu an için gerek olmadığını söyledik. Sağ olsunlar ilgilendiler. Atıcı ülkede 8 yıl önce yaşanan çatışmalara da şahit olmuş. 2014 yılında savaşta biz buradaydık. O kötü anları yaşadık. Yaşamış biri olaraktan söylüyorum. Yani savaş iyi bir şey değil. Hiçbir yerde onaylanmış bir şey değil. Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yaptı. Doğu sınırındaki bölgelere mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesini tavsiye etti. Seyahat etmek zorunda olanlarınsa Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliği ile temasa geçmesi önerildi.